Arkadaşlar merhaba. Bugün Koni üzerinde duracağız. Katı cisimlerden Koni üzerinde duracağız. Bu önemli bir konu arkadaşlar. Bakın, ben sizden şunu istemiyorum. Yani aşağıda formüller var. Koni'nin açık halini vermiş, kapalı halini vermiş. Formül ezberleyerek katı cisimleri halledemezsiniz arkadaşlar. O yüzden mantığını anlamaya çalışın. Koni'nin kapalı halini bilin, açık halini bilin. Arkadaşlar Koni aslında tanıdığımız bir şekil. Yılbaşı şapkası aslında. Tabanında bir tane daire var. Tabanında bir tane daire var. Şu şekil. Yılbaşı şapkası. Muhtemelen yeni yılda falan ya da herhangi bir yerde görmüşsünüzdür arkadaşlar. Kutlamalarda kafamıza geçirdiğimiz şapka bu. Şimdi bu şeklin açık hali bizim için önemli. Tabanı bir daire. Arkadaşlar bu daire şu aşağıdaki daire. Şu üstteki üçgenimsi duran kısmı da açtığınızda arkadaşlar o da bir daire dilimidir. Bakın burada çok sık hata yapılıyor. Mesela bu koniyi şöyle yapanlar var. Bu koninin açık halini şöyle çizenler var. Arkadaşlar bu koninin açık hali bir üçgen, bir tane de daire değildir. Tamam, bu bir hatadır. Bu hataya çok düşen var. Bizim için bu önemli değil. Yani üçgen değil arkadaşlar. Koninin açık hali üçgen değildir. İsterseniz bir daire dilimini alın elinize. Daire dilimini kıvırdığınızda tam koni elde edersiniz. Ama üçgeni kıvırdığınızda koni elde edemezsiniz. Yani açık hali. Bir daha tekrar ediyorum. Bir tane daire, bir tane de daire dilimi. Şimdi arkadaşlar, taban dairesiyle ilgili bildiğimiz şey şu. Yarı çapı R. Yarı çapı R. Ve arkadaşlar biz bu şekli açtığımızda bu şeklin şu kısmı aşağıdaki daireye sarıldığı için 2 pi R kadardır. Yani dairenin çevresi kadardır. Burası dairenin çevresi kadardır. Çünkü oraya sarılıyor. Yani alttaki dairenin çevresi neyse burası da o. Şu doğru ana doğrudur arkadaşlar. Koni'de kapalı haldeki bu doğru ana doğrudur. Buna biz ana doğru diyoruz. Buna yükseklik diyoruz. Ve biz burada Pisagor yapabiliriz arkadaşlar. H kare R kare eşittir L kare diyebiliriz. Burada önemli bir mevzu daha var arkadaşlar. En önemli mevzulardan bir tanesidir bu. R bölü L alfa bölü 360. Şimdi alfa neresi? Arkadaşlar alfa açık haldeki şu açı. Bu açıyı bulmak için R bölü L alfa bölü 360 yapmanız gerekiyor. Neden R bölü L alfa bölü 360? Bu arada çok sık yapılan bir hata da şudur arkadaşlar. Alfa şurası değil. Mesela alfayı şurası olarak düşünen çok kişi var. Arkadaşlar burası alfa değil. Burasının kaç olduğunu biz bilmiyoruz. Onunla zaten işimiz yok. Açık haldeki açı alfa. L burası ana doğru. Açık halde açılınca, şekil açılınca aslında daire diliminin yarı çapı oluyor burası. Burası da R. R bölü L alfa bölü 360. Peki neden R bölü L alfa bölü 360? Arkadaşlar biz bir yayın çevresini yani şurayı nasıl buluyorduk? Sadece şurayı 2 pi R olarak vermiş. Peki ben nasıl buluyordum? Çemberde uzunluktan çemberin çevresini nasıl buluyorduk arkadaşlar? Yarıçapı L olan bir çemberin çevresi 2 pi L alfa bölü 360 diye buluyorduk. 2 pi'ler gitti. L'yi karşıya atın. R bölü L alfa bölü 360'tır. Bu arkadaşlar konudaki en önemli formüldür. Ezberleyeceksiniz bir tek bunu ezberleyin. Yanal alan dediği yer şu daire dilimi arkadaşlar. Yanal alan burası. Yanal alanı iki yolla bulabilirsiniz. Birincisi pril diye bir formül var arkadaşlar. Bunu hatta şöyle ezberleyebilirsiniz. Pril. İ'leri yok sayın. Pi re le. Ya da arkadaşlar olay şuydu. Bakın daire diliminde eğer size uzunluk verirse bu ikisinin çarpımının yarısı üçgenmiş gibi düşünüyorduk bunu. Sanki yüksekliğiyle tabanı da 2 pi r olan üçgenin alanı. Yani 2 pi r çarpı l bölü 2. Ya böyle buluyorduk ya da şöyle buluyorduk. Daire diliminin alanını pi r kare. Tabi burada l kare. Yarıçapı çünkü l. Alfa bölü 360. Hangisinden bulursanız bulun. İkisi de geçerlidir arkadaşlar. Şimdi arkadaşım. Sizden tüm alan sorulursa. Yapacağınız şey şu. Bakın formülü ezberlemeyin. Dediğim gibi ezberleyecekseniz sadece R bölü L alfa bölü 360 ezberleyin. Geri kalan formülleri ezberlemeyin. Yanal alan derse burayı hesaplayacaksın.
Tüm alanı sorarsa da bir tane daire hesaplayacaksınız. Artı bir tane de daire dilimini hesaplayacaksınız. Zaten dairenin alanını hesaplamayı biliyorum. Daire diliminin alanını da hesaplamayı biliyorum. Sonra ikisini hesapladıktan sonra toplayın. Daire dediğim yer burası. Daire dilimi dediğim yer de burası. Hacim. Hacim bizim için önemli arkadaşlar. Sivri şekillerin tamamında, sivri şekillerde bu formülü de ezberlemeyin. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 size hacmi verir. Bu söylediğim şey önemlidir arkadaşlar. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 sivri şekillerde. Kim bu sivri şekiller? Piramit ve koni. Piramit ve konide taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 size hacmi verir. Burada taban alanı daire. Yani pi r kare. Yüksekliğimiz h. Pi r kare h bölü 3. O yüzden bu formülü lüzumsuz yere ezberlemenize gerek yok. Formülsüz işleminizi halledin. Şimdi arkadaşlar bir de kesik koni var. Kesik koni dediğimiz şey şu üst kısmın olmadığı koni. Bu üst kısım yok. Eğer bu üst kısım yoksa arkadaşlar, yani şekil tam olarak şu aslında kesik konide. Bu. Üste bir tane daire var. Bunun yarı çapı R1 olsun ya da R üssü olsun. Altta bir tane daire var. Onun yarı çapı da R olsun. O da bu daire. Bir de arkadaşlar ortada şöyle bir alan var. Şöyle bir bölge var. Burası da yanal alan. Yanal alan. Arkadaşlar olayımız şu. Eğer size bunun alanını sorarsa iki tane daire hesaplayacaksınız. İki tane daire. Tabii biri küçük daire, biri büyük daire artı yanal alan. Şimdi burada arkadaşlar bizim için yanal alan önemli. Yanal alan ne? Buradaki yanal alan ne? Yani pembe bölgenin alanı ne? Arkadaşlar pembe bölgeyi de yine dairede alandan hesaplayacağız. Bu tarz bölgelerin alanını yamukmuş gibi, bakın yamuk değil ama yamukmuş gibi hesap ediyorduk. Üst tarafın uzunluğu, yani şuranın uzunluğu 2 pi r üssü. Alt tarafın uzunluğu 2 pi r. Bunlar nereden geliyor? Biri alttaki çembere sarıldığı için bu çemberin çevresi burası kadardır. 2 pi r. Üstteki çemberin çevresi de üstün uzunluğu kadardır. Bölü 2 çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz de şurası arkadaşlar. Burada A diye vermiş. Biz de A diye alalım. Genelde ana doğruyu L diye verirler. Ama çok önemli değil. Yanal alanı arkadaşlar yamukmuş gibi hesaplayın. Hatta arkadaşlar bu konu anlatılırken şöyle bir şey söylemiştik. Hacme de gireceğim arkadaşlar. Hacmi de nasıl hesapladığımızı söyleyeceğim. Bu konuyu dairede alanı anlatırken biz size şöyle anlattık. Mesela çıkan bir soru, geçmiş yıllardan çıkan bir soru diye şöyle vermiştik. Şu şeklin alanı nedir? Bu bir daire. Tabii ABC cinsinden. Arkadaşlar bu geçmiş yıllarda çıkmış bir soru. Direkt daire diliminin alanı nedir? Kesik bir daire diliminin alanı nedir? Yamuk alanı gibi A artı B bölü 2 çarpı yükseklik. Bu tarz bölgeleri bu şekilde yamukmuş gibi hesaplayacaksınız. Unutmayın. Geçmiş yıllarda 2013'te sanırım çıkmış bir soru arkadaşlar bu. Şimdi arkadaşlar size kesik bir koni verdiğinde ya da tam koni verip işte üstteki alan kaçtır, alttaki alan kaçtır ya da mavi alan kaçtır, kırmızı alan kaçtır derse. Olayımız şu. Benzerlik oranının karesi alanlar oranıdır. Bildiğiniz üçgendeki benzerliği yapacaksınız. A bölü A artı B, A1 bölü A1 artı A2 veya mavi alan bölü kırmızı alan da diyebiliriz. Mavi alan, yani bunlar iki farklı alan. A1 başka yer, mavi alan başka yer. İster mavi alan bölü kırmızı alan diyelim, istersek A1 bölü A1 artı A2 diyelim. Yalnız şu daha önemli. Benzerlik oranının küpü hacimler oranıdır. Bakın bu çok kullanılır. Benzerlik oranı A bölü A artı B. Bunun küpü hacimler oranıdır. Üst kısmın hacmi, burada yanlış yazılmış arkadaşlar. Tüm kısmın hacmi. V1 bölü V1 artı V2. Ya da illa benzerlik yapacaksanız şöyle bir benzerlik de yapabilirsiniz. A bölü A artı B, R1 bölü R2. Şimdi arkadaşlar kesik koniye döndüğümüzde. Bakın. Kesik konilerde eğer size hacim sorarsa, eğer bu şeklin hacmini sorarsa bu şekli tamamlayın.
Genelde kesik konilerde yukarı doğru tamamlama işlemi yapılır arkadaşlar. Yukarı doğru tamamlayıp benzerlik yapabilirsiniz. Büyük şekilden küçük şeklin hacmini çıkarırsam ben toplam hacmi elde ederim. Tamam? Evet, sorumuz bu arkadaşlar. Bir tane kağıt var. Elimizde bir tane kağıt var. Koni yapmak istiyor. Bu koninin taban alanı nedir? Şimdi arkadaşlar bu tarz daire dilimlerini katladığında koni yapabilir. Olayımız şu. Biz bir koni çizelim. Normal bildiğimiz koniyi çizelim. Şurası 200 derece. Yani alfamız 200. Arkadaşlar açık haldeki yarıçap aslında kapalı halde buraya geliyor. Yani L dediğimiz şey 9. Kuralımız neydi? R bölü L alfa bölü 360. Bakın R'yi bilmiyorum. Yani tabandaki dairenin yarıçapını bilmiyorum. R. L'yi biliyorum 9. Alfayı biliyorum 200 bölü 360. Şimdi burada işlem yapacak olursak 40 katı 40'a bölersem 200'ü 40'a bölersem R5. Demek ki tabandaki yarı çapımız 5 geldi. Koniyi katladığımda nasıl bir koni çizdiğinizin hiçbir önemi yok arkadaşlar. Açık halde bu şekilde duran, yukarıdaki gibi duran, kapalı halde zaten genel olarak böyle duracak. Koniyi biz standart çizeceğiz. Bu koninin taban alanı kaçtır diye soruyor. O zaman tabanda oluşan şeklin alanını soruyor. Yani bunun alanı pi r kare. Yani 25 pi gelir. Hacmini sorsaydı da yükseklik bulacaktık arkadaşlar. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 diyecektik. Sorumuz bu. AT 13. Yani ana doğru. Şurası ana doğruydu. 13. 13. AB 10. Yani 5. 5. Hemen yüksekliğini bulalım. 5, 12, 13 üçgeni vardı. Bunlar basit sorular arkadaşlar. Koninin hacmini soruyor. Neydi koninin hacmi? Tekrar hatırlatacak olursak. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Taban alanı daire. Tabandaki dairenin alanı pi r kare. Yani 25 pi. Yükseklik 12 bölü 3. Bunu sadeleştirdi. 4. 4 kere 25. 100 pi gelir. Şimdi arkadaşlar bir de karınca soruları var burada. Karınca soruları bütün şekillerde var arkadaşlar. Karıncayı yüzeyden yürütürse ve genelde yüzeyden yürütürler arkadaşlar. Olayımız şu. Şekli açacaksınız. Bakın açık halde konuşacaksınız. Açık hali alttaki şekil. Nasıl çizdiğinizin çok bir önemi yok. Karınca üstteki turuncu bölgede geziyor. Yüzeyden turuncu bölgede geziyor. Aslında bir kağıt şu şekilde de alttaki şekilde daire dilimi şeklinde bir kağıt katlayıp şuradan şuraya bir doğru çizdiğinizde karıncanın yaptığı hareket aslında budur. Siz katladığınızda yukarıdaki şekli görürsünüz. Açtığınızda aşağıdaki şekli görürsünüz. Yani karıncanın turuncu diye yaptığı hareket aslında bu hareket. Tabii en kısa yolu soruyor. Yüzey üzerinden en kısa yol nedir? Önden dolanıp arkadan başladığı yere gelirse aslında yaptığı hareket bu. Karıncanın yolu. Tabii buradaki uzunluğu bulmak için de arkadaşlar şunu yapmanız gerekiyor. Bu alfayı bulmanız gerekiyor. Bu alfa 60 olabilir, 90. Genelde tanıdık açılar verirler, bilginiz olsun. O açıyı bulmanın yolu da neydi? R bölü L alfa bölü 360. R tabandaki yarıçap, L de ana doğru. Alfa bölü 360. Eğer karınca şöyle bir hareket yaparsa yine turuncu yol arkadaşlar. Önden dolandı bu şekilde. Arkadan belli bir yüksekliğe çıktı. Yapacağı hareket şu arkadaşlar. A, B. Açık halde koni açık halde aslında karıncanın yaptığı hareket budur. Tabii ben koniyi böyle çiziyorum ama siz şöyle de çizebilirsiniz.
Genelde biz koniyi böyle, açık halini böyle çizeceğiz arkadaşlar. Koninin genelde açık halini biz şunu kullanacağız. Hani bunu çok nadir kullanacağız. Hani açı çok büyük çıkarsa biz bunu kullanacağız. Yaptığı hareket budur. Karıncanın yaptığı hareket budur. Eğer karınca arka tarafı hiç geçmezse, sadece ön yüzeyde buradan buraya gelirse, o zaman koninin açık halini şurası alfa, tamamı alfa tabii. Burası alfa bölü 2, burası alfa bölü 2 diye paylaşacak. Aslında karıncanın yaptığı hareket, en kısa yaptığı hareket, sadece ön yüzeyde geziyor dikkat ettiyseniz arkadaşlar. Karıncanın yaptığı hareket şu. Sanki şu köşeye doğru gidecekmiş gibi duruyor ama bu tarafı hiç kullanmıyor. Sadece burayı kullanıyor. O zaman sadece yarısını hesaplayacağız. Tabi burada özel üçgenleri kullanacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar, konu anlatımı olarak son şey döndürme. Bir üçgeni herhangi bir kenar etrafında döndürürseniz, üçgeni döndürürseniz koni oluşur arkadaşlar. Bakın, tek tek sıra sıra inceleyeceğim şimdi şekilleri. ABC üçgeninin AB kenarı etrafında, üçgeni AB kenarı etrafında 360 derece döndürürsek oluşan şeklin hacmi ne? Önce ne oluştuğuna karar verin, ondan sonra hacmini hesaplamak kolay arkadaşlar. Bakın, bu şekle AB etrafında çevir diyorsa sana, AB'yi sabit tuttuğunu varsay. AB kımıldamayacak. Yani şu sağdaki kapağı sola doğru çevireceğiz. Yani şöyle bir şey oluşacak arkadaşlar. Bu şekilde koni. Oluşan şeklin. Yani şu oluşacak gençler. Bakın, üçgenimiz ABC dediğim üçgen bu üçgen. 8 burası, 6 burası, bir koni oluşur. Sola doğru bir koni oluşur. Dikkat edin, sola doğru oluştu. Hacmini soruyor, taban alanı çap. Ha, burada şu önemli arkadaşlar, 360 derece çeviriyor. 360 derece çevirirsen tam koni oluşur. Yani şekil tam dönüyor arkadaşlar. Yani alttaki daire tam bir daire, tam koni oluşur. Koninin hacmini soruyor, taban alanı pi r kare. Tam daire. Yükseklik 8 bölü 3. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 de hacmimiz. Yüksekliğimiz 8. Şimdi aynı şekli bir de BC kenarı etrafında çevirirsek. Yani şu kenar etrafında 360 derece çevirirsek. Bu kez aşağı doğru bir koni oluşur. Yani şöyle bir koni oluşur. Arkadaşlar, bu tarz şekillerde şekli dikine çevirin, dikine bakın. Taban yarıçapımız 8, yüksekliğimiz 6, şurası da 10. Eğer bana lazım olursa orası da 10. Şeklin hacmini soruyor. Taban alanı bu bölge arkadaşlar. Taban alanı pi r kare, yüksekliğimiz 6 bölü 3 gelir. Bakın, burada 360 çevirdiğim için tam koni oluşuyor. Peki bana AC kenarı etrafında 360 derece çevir deyip alanını ve hacmini sorsaydı. Arkadaşlar, orada da şunu yapacaktık. Bakın, şekli şu şekilde parçalara ayırın. İki üçgen ayırın. Bir üstte koni oluşur. Şu şekilde AC kenarı etrafında çevirirsiniz. Bir de altta koni oluşur. Buraya x diyelim. Şurası da 10 eksi. Yani şuraya kadar olan kısma x diyelim. Şurası da 10 eksi x olsun. Bir de şu yarıçapı hesaplamam lazım arkadaşlar. Onun için de Öklit kullanacağım. Öklit'te bir kuralımız şuydu arkadaşlar. H çarpı 10, 6 çarpı 8. Yani kaç geldi buradan? 4.8 geldi H. Burası 4.8 geldi. Şimdi arkadaşlar, hacmini hesaplayacak olursak, hacmi iki tane koni. 2 koni. Birinci koninin hacmi, yani şu kısmın hacmi, taban alanı, yani pi 4.8'in karesi, yüksekliğimiz x bölü 3. Alttaki koninin hacmi, yani onu da yeşille tarayalım. Şu koninin hacmi, taban alanı
Pi çarpı 4.8'in karesi yine yarıçapı 4.8. Yalnız yüksekliği 10 eksi x. Bölü 3. Bunu da pi çarpı 4.8'in karesine alırsanız arkadaşlar bununla bunun toplamı 10 yaptığı için bölü 3 yaptı. Yani toplam hacim budur. Şu da ikinci koni. Üstteki koniyi hesapladım, alttaki koniyi hesapladım ve topladım. İkisinin toplamı bu geldi. Hacmi bu. Peki alanı nedir diye sorsam. Şimdi arkadaşlar burada alanı bizim için daha önemli. Çünkü burada alan hesaplamakta sıkıntı yaşıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buradaki alan şöyle hesaplanır. 6, şurası da 6, 8, 8. Şimdi arkadaşlar üstteki mavi şu koninin tabanını göremiyoruz. Yani şu ara kısmı göremiyorum arkadaşlar. O yüzden ara kısımla benim işim yok. Ben üstteki koninin dışını görüyorum. Yani yanalını görüyorum. Üst koninin yanalı. Bir de alttaki koninin yanal alanını görüyorum. Alt koninin yanal alanı. Yanal alan pirildi hatırlarsanız. Pi rl. Şöyle ezberleyin demiştim. Piril diye ezberleyin. Üstteki koninin L'si 6. R'si 4.8. Zaten pi belli. Alttaki koninin yanalı pi yine 4.8 yarıçapı R'si. L'si 8. Bu ikisinin toplamı size tüm yüzey alanını verir. Bakın sakın gidip şu ara bölgeyi hesaplamaya çalışmayın arkadaşlar. Bakın şu sarı bölgeyi göremiyorsunuz. Şu arada işaretlediğim sarı bölgeyi göremiyorsunuz. Hatta daha düzgün bir kalemle işaretleyelim. Şu bölgeyi göremediğin için bu bölgeyi hesaplamayacaksın. Yani siz burada daireyi göremiyorsunuz arkadaşlar. Daireyi göremediğin için yüzey alanına daireyi katmayacaksınız. Siz sadece dış kısımları görebiliyorsunuz. Yani bir, şunun yanal alanını görüyorsunuz. İki, bunun yanal alanını görüyorsunuz. Sadece yanal alanları görüyorsunuz. O yüzden iki tane yanal alan toplamı yapacaksınız. Mesela şöyle bir sorumuz var. ABC üçgenini AB ikenler etrafında bakın dikkat ettiyseniz 30 derece diye soruyor. 30 derece çevirirseniz ne oluşur? Şimdi arkadaşlar yine koni oluşur. Ama 30 derecelik koni oluşur. Yani şöyle bir koni oluşur. Ben kabataslak çiziyorum arkadaşlar. Şöyle bir koni oluşur. Sadece 30 derecelik koni oluşur. Bakın bunu unutmayın. Bu söylediğimi unutmayın. 30 derecelik koni oluşur. Size hacmini hesaplayın derse, hacim sorarsa o zaman 30 derecelik koninin hacmini hesaplayacaksınız. Yani şöyle hesaplayacaksınız. Neydi bizim tam konimizin hacmi? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü. Yine o formülle yapacağız arkadaşlar. Sanki tam koniymiş gibi düşünün. Bunu tam koniymiş gibi düşünün. Yarıçapı 15, yüksekliği 8. Taban alanı pi 15'in karesi. Yükseklik 8 bölü 3'ün 30 derecelik oluşacağı için 30 bölü 360 diyeceğiz. Ama bize burada hacmini değil yüzey alanını soruyor. Şimdi yüzey alanını hesaplayacak olursam. Şimdi bakın. Şu ilk çizdiğim şekli şuraya bir daha çizeyim. Olay aslında basit arkadaşlar. Zor değil. Şimdi bakın. Yüzey alanını sorarsa bir kere dairenin taban dairesinin 30 bölü 360'ı. Yanal alanın 30 bölü 360'ı oluşur. Tamamı oluşmadı. Çünkü şekil tam dönmüyor. O yüzden yanal alanın tamamı değil. Sadece 30 bölü 360 oluşur arkadaşlar. Artı
İki tane dik üçgen. Arkadaşlar ben şekil kapanmadığı için bakın. Şöyle söyleyeyim. Daire şurası. Taban. Bu 30 derecelik daire olduğu için 30 bölü 360 oluştu. Yanal alan dediğim yer şu ön kısım. Onu tam taramayacağım arkadaşlar şekil karışmasın diye. Ön kısım. Ön kısımda oluşan yanal alan. Bir de iki tane üçgenimiz var arkadaşlar. Şekil kapanmadığı için bir sol tarafta yani bir şurada bir de şurada biz üçgen görebiliyoruz. O yüzden o görebildiğin kısımlar alana dahildir. Taban dairesi. Yarıçap 15. Yani pi 15'in karesi 30 bölü 360. Yanal alan prildi. Yani pi R, L'miz 17. Burası 17 çünkü. L. Yalnız bunun da 30 bölü 360'ı. Artı 2 tane dik üçgen. Arkadaşlar o dik üçgen de şu dik üçgen aslında. 8 çarpı 15 bölü 2. 120 geldi. Bundan 2 tane var. Hepsinin toplamı size yüzey alanını verir. Şekil kapanmadığı için iki tane dik üçgeni biz görebiliyoruz. Peki, bana şöyle bir şekil verirse. AD kenarı etrafında 180 derece döndür. Yani şu kenar etrafında döndür dedi. O zaman orayı sabit tutacağız. Arkadaşlar oluşan şekil aslında şudur. Kesik bir konidir. Tabii 180 derece çevirdiği için arkadaşlar kesik yarım koni. 360 çevirseydi tam koni oluşacaktı. 180 derece çevirdiği için kesik yarım koni. Yani onu da şöyle çizersek arkadaşlar. Hani elimizde bir görsel olsun diye uğraşıyorum. Aslında şu şekildir. Üsttekinin yarıçapı 6, alttakinin yarıçapı onu da hesaplayacak olursam 6 burası, 15 burası, 8 burası, alttakinin yarıçapı da 14 olan bir kesik koni. Şurası da 15. Bana yüzey alanını soruyor. Şimdi arkadaşlar yüzey alanını hesaplarken bir kere yanal alanın yarısı oluşur. Yani 180 bölü 360'ı. Artı üst taban ve alt tabanın ya da şöyle söyleyelim. Üst dairenin 180 bölü 360 oluşur. Alt dairenin 180 bölü 360 oluşur. Bir de arkadaşlar burada son olarak iki tane yamuk var. Arka tarafta iki tane yamuğu da biz görebiliriz. Etrafını gezebildiğimiz için arka taraftaki iki yamuğu da biz görebiliyoruz. O yüzden alanı hesaplarken arkadaşlar tüm alanları tek tek hesaplamak zorundasınız. Hesaplayacak olursam. Zaten yanal alan prildi. Onu da şöyle yapalım. Bu şeklin açık halinde şurası arkadaşlar yarıçap 6'ydı. Burası da 14'tü. Tüm çevre 12 pi olduğu için şurası 6 pi. Şurası da tüm çevre 28 pi olduğu için 2 pi r'den. Burası da 14 pi gelir. Şekli açtığınızda şu bölgenin alanı 6 pi artı 14 pi bölü 2. Bir de arkadaşlar biz yanal uzunluğu bilmek zorundaydık. Şurası 15'ti. Şurası da 17 idi. 17 çarpı 180 bölü 360. Bu sadece oluşan yanal alan. Üstteki daire var. Üstte bir tane yarım daire var arkadaşlar. Pi 6'nın karesi 180 bölü 360. Yüzey alanını hesaplıyorum arkadaşlar. Unutmayın. Bu üst daire.
Alt daire var. Pi 14'ün karesi. 180 bölü 360. Alt daire. Arkadaşlar bir de iki tane yamuk vardı. Bir tane yamuğun alanını hesaplayıp 2 ile çarpabiliriz. Şurası 6, burası 14, burası 15'miş. Yani 6 artı 14 bölü 2 çarpı 15. Bundan da 2 tane var. 2 yamuk. Bunların hepsinin toplamı bize tüm alanı verir. Tüm yüzey alanını verir. Tamam. Unutmayın, üçgeni çevirdiğinizde kone oluşur. Peki. Bize bunu değil. Bunu yapalım. Yine bunu yapalım. DC etrafında çevirirse. Şimdi arkadaşlar, bir önce şunu yapalım. Şöyle yapalım. DC etrafında 360 çevirelim. Sonra 60 çevirelim. Önce 360 derece çevirirsek oluşan şeklin yüzey alanı ve hacmin olur. Arkadaşlar DC etrafında çevirmek demek aslında şöyle bir koni yaratmak demek. Yani koni ve silindir yaratmak demek daha doğrusu. Sadece koni değil. DC etrafında çevirirseniz böyle bir silindir ve koni oluşur. Şurası da 9. Burası da 10. Burası da 12. 9, 12, 15. Şimdi arkadaşlar hacmini sorarsa iki şeklin de hacmini hesaplayacaksınız. Bir silindir hacmi, bir de koni hacmi. Silindirin hacmini hesaplayacak olursam taban alanı çarpı yükseklikti. Taban alanı arkadaşlar şurası. Yani pi çarpı 9'un karesi. Silindirin yüksekliği o. Koninin hacmi pirildi. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü. Taban alanı pi 9'un karesi. Yükseklik 12 bölü 3. Bu ikisinin toplamı bize toplam hacmi verir. Eğer bize şekli 360 değil de 60 derece çevirdeseydi, o zaman diyecektik ki yapacağımız tek işlem olacaktı arkadaşlar. Çarpı 60 bölü 360. 60 çevirdeseydi böyle yapacaktık. Peki. Gelelim yüzey alanına. Arkadaşlar bütün konularda en zorlu işlem yüzey alanına aittir. Yüzey alanını anlarsanız zaten hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Peki. Arkadaşlar siz bu şekli 60 derece çevirdiğinizde 60 derecelik silindir oluşur ve 60 derecelik kone oluşur. Yani şöyle yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Çizmeye çalışacağım. Çok da önemli değil çizip çizmemeniz. Şöyle bir silindir oluşur. Bir tane de kone oluşur. 60 derecelik kone oluşur. Şimdi arkadaşlar önce silindire çalışacağız. Arkadaşlar silindir alanını hesaplarken alt dairenin 60 bölü 360'ı. Bakın 60 derece çevir dediği için alt dairenin 60 bölü 360'ı oluşur. Artı yanal alanının 60 bölü 360'ı oluşur. Yanal alanının 60 bölü 360'ı. Artı arkadaşlar iki tane dikdörtgen. Arkadaşlar olayımız şu. Birisi şu dikdörtgen. Bakın gördüğünüz bir dikdörtgen şudur. Diğeri de arka taraftadır arkadaşlar. Siz aslında onu göremezsiniz. Gerçek bir konide yani şudur. İki tane dikdörtgen. Silindirin alanını hesaplarken bu üçünü hesaplayacaksınız. O zaman tek tek hesaplayacak olursam alt dairenin alanı yarıçapı zaten 9. Pi çarpı 9'un karesi 60 bölü 360. Artı yanal alan pi r kare h'tı arkadaşlar yanal alan silindirde. Pi r kare h'ımız 10. Yalnız bunun da 60 bölü 360 oluşur. Artı bir de iki tane dikdörtgen arkadaşlar. Yani şu gördüğünüz şu dikdörtgen arkadaşlar. 9 ve 10'luk dikdörtgen. Yani 90. 90'dan iki tane var. Bu sadece silindirde gördüğünüz alan.
Ama bana tüm yüzey alanını soruyor. Bir de arkadaşlar tüm yüzey alanına şu da dahil. Bakın. Koninin de yanal alanını görüyoruz. Yani koninin yanalının 60 bölü 360'ını görüyoruz. Koninin yanal alanı piril de, yani pi çarpı 9 çarpı l'si 15. Bunun da 60 bölü 360'ı. Artı bir de arkadaşlar iki tane dik üçgen. İki dik üçgen. O dik üçgenler kimler? Hemen çizelim. Siyahla çizelim. Arkadaşlar birincisi şu dik üçgen ön tarafta. Birisi de arka tarafta aslında. Biz onu görmüyoruz. Şeklin şu haliyle görmüyoruz. Birisi de arka tarafta dik üçgendir. Aslında o dik üçgen şu arkadaşlar. Şekil kapanmadığı için biz şu üçgeni aslında iki tane hesaplamamız gerekiyor. Yani 9 çarpı 12 bölü 2'den iki tane var. O zaman bu şeklimizin alanı şudur arkadaşlar. Burası silindirde gördüklerimiz ve konide gördüklerimizin tamamının toplamı bize tüm alanı verir. Bakın bu önemli. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Alan arkadaşlar tek tek hesaplanır. Yani ben toptan bir alan hesabı yapayım derseniz yapamayabilirsiniz. O yüzden tek tek hesap edeceksiniz. Şimdi arkadaşlar iki tane soru çözeceğim. Bir sonraki videoda yine koniyle alakalı sadece soru çözeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi kesiklik koninin hacmi nedir? Sayılar verilmiş. CD 6'ymış. Yani şurası 3 santime 3 santim. Burası da 6'ya 6. Şimdi arkadaşlar şunu yapın. Kesik konilerde şekli tamamlayın. Yukarı doğru tamamlayın. Bakın benzerlik yaparsam, üçgende benzerlik yaparsam 1 bölü 2 benzerliği var. Burası 5 ise burası da 5'tir. Burada 3, 4, 5 üçgeni var. Dolayısıyla burası da 4. 1 bölü 2'den dolayı burası da 4 gelecek. Peki. Şunu söylemiştik. Benzerlik oranının küpü hacimler oranıdır. Bakın benzerlik oranı 1 bölü 2. O zaman hacimler oranı 1 bölü 2'nin küpüdür. Yani 1 bölü 8 olmalı. Yani üst kısmın hacmi V ise tamamının hacmi 8V olacağı için buraya 7V kalır. Peki şöyle yapalım arkadaşlar. Büyük koninin hacmi, en büyük koninin hacmini hesaplarsam taban alanı pi 6'nın karesi. Yükseklik 4 artı 4'ten 8 bölü 3'tü. Bu 8V'ye eşit. 8'ler birbirini götürdü. V buradan 12 pi gelir. Bana sorulan şey kesik koninin hacmi nedir? 7 ve yani 7 kere 12 84 pi gelir. Evet bu soru. Şimdi arkadaşlar bu soruyla alakalı söylemek istediğim bir şey var. Bakın aynı ebatlarda yarıçapı r yüksekliği h yine aynı şekilde yarıçapı r yüksekliği h olan bir koni verilirse. Şunu unutmayın. Bunun hacmini 3V derseniz bunun hacmi V'dir. Bölü 3 var ya bölü 3'ten kaynaklanıyor. Ama aynı ebatlarda olacak. Yarıçapları da yüksekliği de aynı olacak. Şimdi arkadaşlar burada olayımız şu. Alttaki kesik koniyi tamamlarsam. Tammış gibi düşünüyorum. Bakın şurası 2. Tamamladığımda bakın 1 bölü 2 benzerliği olacağı için 1 bölü 2 benzerliğinin olması için aslında bizim konimizin tam şuraya dayanması gerekiyor. Çünkü burası da 6, burası da 6 olduğu için 1 bölü 2 benzerliği ancak bu şekilde sağlanıyor. O zaman benzerlik oranı 1 bölü 2 ise hacimler oranı 1 bölü 8'di arkadaşlar. O zaman ben üst kısmın hacmine V dersem alt kısmın hacmi 7V gelecek. Bakın alt kısmın tamamının hacmi 7V. Daha ben soruya gelmedim arkadaşlar. Soru bana ne soruyor şu an beni ilgilendirmiyor. Şimdi şeklin üst tarafına bakın. Üst kısmına bakın. Aynı ebatlarda iki şekil var. Birisi silindir, birisi de koni. Koninin hacmine V demiş. O zaman silindirin hacmi arkadaşlar. Silindirin hacmi 3V'dir.
Ne dedik? Aynı ebatlarda ise biri diğerinin 3 katıdır. Peki. Şimdi arkadaşlar başlangıçtaki konimize bakarsak. Yüksekliği 12 idi o koninin. Ya da hiç koniye bakmayalım arkadaşlar. Silindirden gidelim. Silindirin hacmini hesaplayabilirim ben. Sudan bahsediyorsa bir kere hacim hesaplayacaksınız. Taban alanı pi 2'nin karesi. Yüksekliği silindirimizin hacmi silindir üst kısım arkadaşlar. Silindirimizin hacmi 6. Bu 3V'ye mi eşitmiş? 24 pi 3V ise V 8 pi gelir. Bakın 3V yukarısı 7V de aşağısı. O zaman aşağının hacmi 7 kere 8'den 56 pi. Yukarının hacmi de toplam hacmi de 24 pi'ymiş. Şimdi arkadaşlar olayımız şu. Soru bize şunu söylüyor. Bu kap boş. Başlangıçta boş. Bu kabın içine 72 pi'lik bir su koyuyor. O zaman alt kısmın tamamı dolacak. 72 pi doldurursam. 72'den 56 çıktı. 16 pi kaldı. O zaman 16 pi ile yukarıyı doldurmalı. Yani su aşağı yukarı şu seviyelere gelecek. 16 pi burası. Buraya da kaç kaldı? Toplam 24 pi'ydi. 8 pi kaldı. Yani 8 pi'si boş, 16 pi'si dolu. Arkadaşlar silindirde şu mevzuyu biliyorsunuz. Yükseklikler oranı hacimler oranına eşittir. Yani H 2H ise V 2V'dir aslında. 8 16 ise o zaman bu yükseklik 2 ise bu yükseklik de 4 çıkar. Şu yükseklikte 6 santim arkadaşlar. O zaman suyun toplam yüksekliği buraya kadar geldi. Şu seviyeye kadar geldi. 10 santim olur.